Yazılıya çok çalışmadan 100 almak istiyorsanız şimdi beni dikkatle dinleyin. Tankuç'um çok değil, sadece günde 8 saat çalışmak ister misin? 8 saat ne hocam, abartmayın, o kadar değil ya. Şaka şaka, gel şimdi taktiklerimizi dinleyelim. Evet arkadaşlar, esasında reçetemiz belli. Birincisi, yeteri kadar ve düzenli çalışmamız gerekiyor. Yani çok fazla çalışmamıza gerek yok. Çok ve dağınık çalışmamamız gerekiyor. Çünkü hangi derse ne zaman çalışacağımızı bilmezsek gereksiz yere yanlış bir şekilde çalışmış olabiliriz. İkincisi ve en önemlisi Tankuç'um, program yapman gerekiyor. Mesela sana şöyle bir şey sorayım. Cuma günü Türkçe yazılım varsa hangi gün çalışmalısın? Perşembe akşamı hocam. Oğlum masa 25'in siparişlerini hazırladınız. Genelde herkes böyle yapıyor ama esasında öncesinde yapılacak çalışma yazılıdan 100 almamızı sağlıyor. Yani son güne bırakmamak, programlı çalışmak, yazılı kampını dikkatli bir şekilde takip etmek. Emin ol, yazılılardan 100 almamızı kolaylaştırıyor. Yazılı kampı hangi sınıflarda var hocam? Bütün sınıflarda var. Peki hocam, siz mi anlatıyorsunuz yoksa başka hocalar? Bütün derslerde uzman hocalarımız anlatıyor. Hem ben anlatıyorum hem diğer hocalarımız anlatıyor ve sizin 100 almanız için en güzel taktikleri, en doğru bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun bir şekilde sizlere yazılı kampımızı anlatacağız Tankuç'um. Yani esasında arkadaşlar, program yapmak kadar programa sadık kalmak önemli. Yani yapamayacağınız, bugün 10 saat çalışacağım, bugün 5 saat matematik, bunları yapamadığınız zaman moraliniz bozuluyor. İnsan yapamadığı şeylerden rahatsız oluyor. Ama yapabildiği şeyler ona mutluluk sağlıyor. Dolayısıyla buraya yapabileceğiniz kadar çalışabileceğiniz ödevleri, programları yazın. Sonra da programınıza sadık kalıp yüzleri kapın. Hocam ben sadık kalıyorum ama keşke herkes benim kadar sadık olsa. Üçüncüsü ve en önemlisi, yazılı notu nasıl çıkarılır? Şimdi birincisi Tankut evladım, öğretmenini, hocanı dikkatle dinlemen gerekiyor. Çünkü öğretmenin söyledikleri, herkes buraya dikkat etsin dedikleri direkt yazılı sorusu demek. Özet ve kilit bilgiler çıkarmalısın ve küçük haritalar, infografik haritalar yapabilirsin. Bir de renkli kalem kullanmak. Yani sadece kırmızı ve mavi değil de başka renklerde kullanman öğrenmeni kolaylaştırıyor. Bu arada herkes bunu biliyor ama yine de söylemek isterim. Bizim 5, 6, 7, 8, 9, 10'da bu anlattıklarımızı yapabildiğimiz yazılı notlarımız var. Yani her şeyi rengarenk, infografik bir şekilde anlattığımız, hocaların kesinlikle vurguladığı Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarında olan yerleri sizlere zaten hazırladık. Bunları da zaten almışsınız. Hocam yazılıya hazırlık için hepsini almak zorunda mıyım hocam? Hayır, sadece kendi sınıfını alsan yeterli. Doğru, evladım. Mantıklı hocam. Zaten hem birinci hem ikinci yazılı için bütün dersler var. Kendi sınıfını hangisi oradan alabilirsin Tankuç'um. Yine önemli bir şey var ki Tankuç'um, konuları son güne bırakmamamız gerekiyor. Çünkü biz yazılılardan önce dersi derse dinlersek esasında yazılıdan önceki gün yarım saat bile tekrar etsek yetiyor. Yani önceden birinci konuyu, ikinci konuyu, üçüncü konuyu, dördüncü konuyu çalışmış olmak son günde kısa bir tekrarla 100 almamızı sağlıyor. Ders çalışmayı keyifli hale getirmek için de çok güzel iki tane tekniğimiz var. Yatma tekniği. Yatmak dinlenme tekniğine giriyor. Dinlenmek de güzel bir şey ama çalışacağımız zaman iki şey var. Birincisi Pomodoro tekniği. Yani 20 dakika çalışıyoruz, 10 dakika dinleniyoruz. 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika dinleniyoruz. Böyle küçük küçük aralarla 5 dakika çalışıyoruz, 30 dakika dinleniyoruz. Bu da olabilir ama o zaman 100 alamazsın. İkinci tekniğimiz ise gel istersen Feynman'ın kendisinden dinleyelim. Hadi Feynman, anlat bize. Selam gençler. Ben Richard Feynman. Feynman taktiği, yeni öğrenilen bir bilginin anlatıcı konumuna geçilerek kendisine veya bir başkasına anlatılmasıdır. Dolayısıyla arkadaşlar, ister belli aralıklarla çalışabilirsiniz, isterseniz kardeşinize, arkadaşınıza ya da aynada kendinize anlatarak konuları mükemmel bir şekilde öğrenirsiniz. Ben çocukken bu yöntemlerle yazılılardan hep yüksek notlar alıyordum Tankuç'um. Bence sizler de denemelisiniz. Hocam kendi kendinize mi anlatıyordunuz, duvara karşı mı? Duvara karşı değil ama aynanın karşısında hem saçımı tarıyordum böyle güzel güzel hem de böyle güzel güzel anlatıyordum. Hatta komşular oğlunuz deli galiba diye anneme söylemişler. Ama sıkıntı yok. Ben bu taktikle 100 lira aldım. Sizler hocam, de alacaksınız. Hocam ben halama anlatsam olur mu hocam? Bütün gün Kızılcık Şerbeti izliyor hocam. O zaman mantıklı. Hem de halan da bir şeyler öğrenmiş olur. Tankuç'um, bir yöntemimiz daha var ki. Biliyorsun bizim bir atasözümüz var. Birlikten kuvvet doğar. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var demişiz. Aynı şekilde sen de arkadaşlarınla beraber çalıştığında mutlaka hocaların püf noktalarını takip eden, senin kaçırdığını önceden defterine yazmış olan. Çakallar! Ne diyorsun evladım, saçmalama, böyle bir şey yok. Arkadaşlarınla çalışırken tabii ki onlar, çakal kötü bir hayvan değil. Dikkatli, kurnaz bir hayvan. O manada söylemiş olmuyorsun. O yüzden olmuyorsun. Dedim hocam. Ha, aferin, o zaman sıkıntı yok. Yani tilki gibi kurnaz demek istiyorsun. Bu arkadaşlarımız gerçekten yazılı notlarından güzel güzel çalışarak, öğretmenlerinin söylediklerini dikkatli bir şekilde dinleyerek bazı püf noktaları çok iyi biliyorlar. Onlarla yapacağın sohbetler, abi Feni sen çalış, sosyalde ben anlatırım. Matematikteki noktaları sen ver, Türkçenin notlarını ben veririm gibi paslaşmalar, emin ol birlikte
birlikten kuvvetli olmasını sağlayacak. Çok iyi akılda kalıyor hocam o zaman. Kesinlikle birlikten kuvvetli olmasını sağlayacak ve böylece yükünüzü de hafifletecek. Bir arkadaşın Finn'in önemli noktalarını sana gösterecek. Sen ona sosyalin önemli noktalarını göstereceksin. Bunu WhatsApp grubundan paylaşabilirsiniz. Görüntülü aramayla yapabilirsiniz. Ya da bir yerde toplanırsınız. Kek günü gibi anneniz size çok güzel pasta yemekler hazırlar. Aynı zamanda güzel bir piknik havasında da çalışabilirsiniz. Dedik adetler alacağım böyle koyacağım. Dolayısıyla yazılılardan yüz almak bu kadar kolay Tankuç'um. Şimdi tek yapman gereken doğru programı yapıp güzel bir şekilde yazılara çalışmak. Tankuç'um ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar.